Merhaba canlarım. Yeni sistemin ilk hükümeti, ilk bakanları millete, memlekete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve dünyada yaşayan bütün Türk İslam alemine kutlu, mutlu, hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Efendim ben hükümetten söz etmeyeceğim artık. Bekleyeceğiz çünkü nihayet. Ben başka bir şeyden söz edeceğim bu gece size. Daha önce şu Derin Kıyamet isimli kitabımda anlattığım bir olaydan, bunun gibi çok olay var. Ben yanlış anlaşılmasın da tanıtmak için söylüyorum. Romanlarımda pek çok yaşanmış olayı roman kahramanlarımın ağzından anlattırırım. Hatta tartıştırtırım o olayları. O günün şartlarında tabii ki. Şimdi bugün anlatacağım olay da size yine çok önemli. Bundan çıkarmamız gereken ders olmalı. Sizler için değil. Sizler sadece tarihi bilgi olarak da bakabilirsiniz. Ama eğer beni bu konuşmalarımı dinleyen genç bürokratlar, genç siyasetçiler, hatta bakanlar varsa, hatta keşke danışmanları dinlese de Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatsalar. Ekonominin gerçeklerinden inatlaşılmaz. Asla ve devlet bazen rutin dışına çıkar. Bütün devletler çıkar. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi bir vatandaş birisini öldürürse, birisinden haraç alırsa kanunlarımızda bunun tarifi suçtur. Yargılanır, cezası hapistir. Ama devlet her şeyi yapar. Devlet haraç aldığında adına vergi denir. Devlet adam öldürdüğünde adına kahramanlık denir. Bir vatan haini yok edildi diye alkışlanır. Bu iş böyledir. Bakınız, devletin yaptığı doğrudur demiyorum ha. Aman sakın yanlış anlamayın. Asla. Aksine hiç doğru bulmuyorum. Ama devlettir. Devlet rutin dışına çıkar ha. Çıkıyor. 1997 senesinde Ecevit'in kurduğu azınlık hükümetinden sonra kurulan MC hükümeti bir rezaletti. Tam bir rezaletti. Gerçekten bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum. Alay konusu oluyordu. Neden? Planı yok, projesi yok, bütçede kaynağı yok. Rahmetli Erbakan alıyordu yanına 300-500 kişi, 1000 kişi, köylüler 8-10 bin kişi toplanıyor. Gidiliyordu bir tarlaya, oraya bir tane temel atılıyordu ve rahmetli Erbakan o klasik söylemiyle muhterem kardeşlerim falan diyerek bir ağır sanayi hamlesi başlattığını anlatıyordu. Bunlardan birisini daha önce anlatmıştım. CHP senatörü, Erzincan senatörü Niyazi Ünsal rahmetli Erbakan'ın attığı temeli kökünden almıştı. Anadolu marka otomobilin arkasına koyup meclisin bahçesinde sergilemişti. O kadar bir temel yani düşünün. 4 tane çubuk, üstünde birkaç el arabası beton. Buyurun size temel. İşte o hükümetten sonra Ecevit bu sefer de Cumhuriyet tarihimizin en ayıplı hükümetini kurdu. Evet, 11 milletvekilini transfer etti Adalet Parti'den. O hükümetler, o milletvekilleriyle Adalet Parti hükümetini ya da MC hükümetini yıktı. Yerine kendi hükümet kurdu. Transfer ettiği 11 milletinin 11'inde bakan yaptı. Olacak şeydi tabii. Oldu. Ama Süleyman Demirel hükümeti kurduğunda, ondan sonra hükümeti kurduğunda Türkiye Cumhuriyeti bir yokluk ülkesiydi. Çünkü Bülent Ecevit'in 11 milletvekilini transfer ederek kurduğu hükümet Türkiye'yi yokluklara gark etmişti. Karne dönemi geri gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamadığımız yoklukları yaşıyorduk. Yaşı benle bir olanlar, benden 8-10 yaş küçük olanlar da o günleri hatırlayacaklardır çok rahatlıkla. Berbat bir dönemdi o. Hatta öyle ki eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından Celal Eyicioğlu Tokyo Büyükelçisi'ydi. Adamın maaşı ödenememişti. Esasında ödenememesinin sebebi 70 sent yanlış yazılmıştı, eksik yazılmıştı çeke, yazı ile başka, rakam da başka olmuştu. Tabii banka ödememişti. Süleyman Demirel olağanüstü bir siyasetçiydi. 70 sente muhtacız diye bunu halka yutturmuştu. Siyaset, Türkiye'de siyaset hep böyle yapıldı. Şimdi sadece şimdi değil yani. Bunlar biraz daha tüy diktiler sadece üzerine. Ama hep böyleydi. Neyse işte o Süleyman Demirel 70 sente muhtaç diye eleştirdiği Ecevit hükümetinin zaafından faydalanarak 14 Ekim 1979 seçimlerinde, ara seçimlerinde 5 milletvekilinin 5'ini de kazandı. Kısmi senato, 3'te 1 yenileme seçiminde de senatörlüğün, seçilen senatörlerin 3'te 2'sini aldı Adalet Partisi. Adalet Partisi'nin milletvekili seçimindeki aldığı oy oranı %55-33'tü. %55-33. Yani AK Parti'nin ve Anavatan Parti'nin hayatları boyunca görmedikleri, AK Parti'nin de bir daha göremeyeceği bir oy oranıydı ve Süleyman Demirel buydu.
Süleyman Demirel hükümeti kurduğunda benzin yoktu. Fuel oil yoktu. Motorin yoktu. Hiç. Karnelerimiz vardı zaten. Karneyle saraya girip eğer alabiliyorsak alıyorduk. İşte öyle bir Türkiye'ye Süleyman Demirel başbakan olmadan önce, yani hükümeti güven oyu almadan önce, çünkü güven oyu şöyleydi, Erbakan söz verdi, güven oyu vermeyeceğim ama güvensizlik oyu da vermeyeceğim diye. Pek çok CHP milletvekili de çekinsel kalınca, çekinsel Ecevit'in tabiridir, güven oyu almış oldu. Ama güven oyu almadan önce Süleyman Demirel ne yaptı, ne yaptı biliyor musunuz? İşte onu şu kitabımda anlattım. Daha onun gibi pek çok, pek kitaplarında bilirler. Bilenler, okuyanlar. Ben tarih anlatırım kitaplarımda. İsimleriyle anlatırım, isimleriyle anlatırım. Roman kahramanlarım anlatırır. Onlar birbirleriyle aynı zamanda o günün şartlarında o olayı tartışırlar. Yasallığını, yasa dışını falan filan. Süleyman Demirel, Anadolu bir iş adamını, doğulu bir iş adamını daha doğrusu, 12 Mart 1971'de yurt dışına kaçırtılmış bir iş adamını, daha önce Türkiye'deki iş adamlığı zamanında da desteklemişti. Adam da çok zengin oldu. Gerçekten Avrupa'nın bile en zenginlerinden biri oldu. Bir finans patronu oldu. Süleyman Demirel bununla görüşüyor gizlice. Diyor ki $300 milyon çantalarına koy. Helikopterine atla. Akdeniz çanağına git. Oradaki spot benzi petrol tankerlerini çevir. Ali Ağa'ya ve Tüpraş'a gönder. Ama galiba sadece Ali Ağa'ya. Şimdi kitabımda yazdım unuttum. Gönder ve hemen benzine motorine full öyle çevirsin diye. Adam emredersiniz. Sayın Demirel diyor, atlıyor, gidiyor. Akdeniz çanağında halen vardır. Spot gezen petrol tankerleri. Onların 3 tane ya da 4 tane tankerin parasını tak 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 ödüyor. Peşin olarak ödüyor. Devlet de bunu kendi bürokratlarıyla, bakın kendi bürokratlarıyla ihracat geliri gibi gösteriyor. Adama da ihracat geliri gibi gelen para o zaman bir özel bankaya geliyor. Sonra o bankaya el konuldu. Ne yazık ki el konuldu. Ha, öyle oldu. Neyse önemli değil. O bankaya geliyor. O bankanın genel müdürü de daha sonraları banka patronu oldu neyse. Oraya $300 milyon karşılığı Türk parası o banka aracılığıyla İsviçre'de yaşayan Türk iş adamının hesabına yatırıldı. Ve hükümet güven oyu aldıktan 10 gün sonra rahmetli Rızal da devlet planlama teşkilatı müsteşarıydı. Piyasalar benzin, motorin, fuel oil oldu. Herkes bunu merak ediyordu. Mevlüt Bayraktaroğlu bunu öğrendikten sonra İşte 2005 yılında yazdığım kitabı zannediyorum. 2006'da yayınlandı. Ve Sayın Demirel de okudu. Sadece hatırlarsınız, hatırlayanlar vardır. Süleyman Demirel'in lafıdır. Devlet bazen rutin dışına çıkar dedi Süleyman Demirel. Ecevit neden yokluğa gark etmişti ülkeyi biliyor musunuz? İktisatın gerçekleriyle kavga ettiği için. Evet. Ekonominin gerçekleriyle kavga ettiği için. Fiyat kontrol komiteleri kurduğu için. Bir ekonomide fiyat kontrol komiteleri kurarak hiçbir şeyi denetim altına alamazsınız. Bir ülkede faizlere baskılayarak, faizlere emir komuta altında ineceksin çıkacaksın diyerek hiçbir şey yapamazsınız. Bakınız önce Chavez, arkasından Maduro. Petrol zengini Venezuela sürünüyor. Sürünüyor Venezuela. Bunu yeni hükümeti kuranlara ve yeni Maliye Bakanı ve Hazine Bakanı olan genç bakana da hatırlatıyorum. Kitabımı okumamıştır büyük ihtimalle, alsın okusun. Okumasın ya da dinlesin. Süleyman Demirel Türkiye'yi o yokluktan böyle çıkardı. Rahmetli Ecevit Türkiye'yi o yokluğa öyle götürdü. Aman ha, bugün açıklamasını duydum. Piyasa ekonomisinden şaşmayacağız diyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını Cumhurbaşkanı atayacak. Dikkat! Dikkat! Sabahki konuşmamda da söyledim. Merkez Bankası Başkanı ya hastalanırsa ya da hastalattırılırsa Türkiye'yi çok tehlikeli günler bekliyor olabilir. Sabırla, sabırla, sükunetle lütfen izleyelim ama sakın ola panik yapmayalım. Yapacağımız her panik, her kızıştırma bizi birbirimize kızıştırma içimizde yeni bir kaosun habercisidir. Birbirimize düşersek Allah göstermesin, Türkiye iç savaş olmaz olmaz diyorlar. Bir olursa kan gövdeyi götürür. Allah korusun sakın ola gazetelere, bilhassa muhalif medyada bazı yazarların Türkiye bitti, Türkiye battı, Türkiye gidiyor. Hele 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 Türkiye'de İslam devleti kuruldu. Sakın ha. Türkiye'de İslam devleti asla kurulamaz ama Türkiye'de Müslümanlığı da kimse önüne geçemez. İnsanların %99'u Müslüman kardeşim. Bırakın da dinlerini yaşasınlar, inandıkları gibi yaşasınlar. Esas olan Türkiye'de şeriat devleti kurulmasına izin vermemektir, laik devleti yıkmaktır. Türkiye'de laik devlet asla ve asla yıkılamaz, şeriat devleti asla kurulamaz. Bundan da hiçbirinizin şüphesi olmasın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, hoşça kalın.